Kolombiyalı kadınlardan birinin fotoğrafının yayınlanması ve gizli servisten uzaklaştırılan iki ajanın kimliğinin açıklanmasıyla skandalın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gizli servisten ayrılacak ajanlardan ikisi David Cheney ve Greg Stokes. Skandala kaç kişinin karıştığının belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Amerikan ordusuna mensup en az 11 kişinin de skandala karıştığı iddiası üzerine ordu kendi soruşturmasını başlattı. Başkan Obama ise bu konudaki açıklamasında gizli servise saygı duyduğunu ve soruşturmanın sonucunu beklediğini söyledi. Son sözümü söylemeden önce soruşturmanın sonucunu bekleyeceğim. Beyaz Saray, Kongre'den giderek artan baskı gören gizli servis başkanını savunuyor. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, bazı cumhuriyetçilerin gizli servis skandalı ve diğer bazı tartışmaların Başkan Obama'nın başarılı bir lider olmamasından kaynaklandığı iddiasını şiddetle reddetti. Gizli servisi birkaç ajanın yaptıkları yüzünden ve orduyu da 10 yıldır devam eden bir savaşta Afganistan'daki bazı askerlerin iğrenç davranışları nedeniyle siyasallaştırmak çok saçma. Skandal iki partiyi de kızdırdı. Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Grup Başkanı Nancy Pelosi de olaya şiddetli tepki gösterdi. Skandalı niteleyecek kelime bulamıyorum. İğrenç, can sıkıcı, kaygılandırıcı bir olay. Temsilciler Meclisi ve Senato'da önümüzdeki hafta yapılacak oturumlar gizli servis skandalının bir süre daha gündemde kalacağı anlamına geliyor. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.